Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Haftanın değerlendirme bülteniyle beraberiz. Yanımızda Ahmet Tahir Buldogi var ve Boğaç Ülker Villanger var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selamlar. Evet Boğaç, dün maçtaydın galiba, Fener maçındaydın. Yani ben var ya... Dünle alakalı tek mutlu olduğum nokta maçla alakalı. Ben uzun süredir gittiğimde maça Fenerbahçe ya berabere kalıyordu ya da kaybediyordu. Sonunda bu bahtsızlığın kırılmış olması beni çok mutlu etti. Ama yani bu... Mustafa Kemal'in ikinci İnönü Savaşı'ndan sonra siz orada Türk milletinin makus talihini yendiniz. Yalnızca düşmanı yenmediniz demesi gibi bir şey yani. Ama tabii yani her ne kadar maçı kazanmış olsak da bu benim ya dakika 80'e kadar arka arkaya sövmeme engel olmadı. O yüzden çok da eve keyifli gelmedim yani. Bayağı böyle sinirli, stresli, kanser olmuş bir şekilde eve döndüm. Fenerbahçeliler üzgün. Bir diğer Fenerbahçeli Ahmet'e geçelim. Ahmet, gündemde neler var abi ya? Güreş gündemi vallahi... cayır cayır. Evet, WrestleMania'ya gidiyoruz. Güreş gündemi cayır cayır. Bu hafta hiç çok maçlar duruldu. Onlardan da bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Heyecanla bekliyoruz WrestleMania'yı da. Aynen, çekilişlerimiz var bugün radyo yayını dinleyenlere. Evet, yine çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Eğer ki şu anda bizi konuk olarak dinliyorsanız çok kısa bir işlemle chatbox'a kaydolup çekilişe katılabilirsiniz sizler de. Evet, aynen öyle. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Sunucumuz Ahmet. Ben bu hafta gerçekten güreş gündemi cayır cayırdı. İlk olarak gündem maddesini merak ediyorum ve sana soruyorum. Evet, herhalde bu haftanın en çok konuşulan olaylarından birisiydi. Shield son kez pazar günü Fastlane'e güreştikten sonra pazartesi günü Raw'da artık bir nokta koydular Shield'a. Son olarak yine klasik hareketlerini yaptıktan sonra Seth Ring'de yalnız bıraktılar. Seth Rollins biliyorsunuz Brock Lesnar'la Universal Champion'ın maçına çıkacak WrestleMania'da. Ona gelmeden önce hemen bir Shield'ın son görünümünden bahsedelim. Acaba Shield'ı gerçekten son kez mi gördük Boğaç? Sen yani neler söylemek istersin? Yani bu şirket artık bize bazı şeyleri o kadar son kez dedi ki. Yani evet, burada Buğra Gür'ün zaten kahkahasından anlaşılacaktır. Yani o yüzden... O bitmez. Ne zaman paraya ihtiyaç olur, reytinge ihtiyaç olur... Ya keşke burada bitse. Ben ciddi manada aşırı sıkıldım yani hani Shield görmekten. Ama tabii ki bitmeyecektir. Tabii evet. Ki geri geleceklerdir. Evet. Alex'in pembe saçı yazmış. Arabistan şovu. Ersin hoş ya. Geldin. Ersin hoş geldin kardeşim. Ya abi gerçekten ama öyle. Ya end of era deyip aslında o end of era olmaması. tabii canım. Once in lifetime deyip ya abi bak bu kadar iddialı bir sloganla çıkıyorsun maça. Bir sene sonra Twice of Lifetime falan yapıyorsun. Ulan bu kadar da olmaz ya. Gerçekten kapitalizmin gözü kör olsun. Bütün duygusal romantik güreş severlerin bütün duygularını hiç ettiler. Ben de aynı şekilde Ahmet'in dediğine katılıyorum. Son kez olmayacaktır. Zaten Shield'ın bir kere fıtratında yeniden birleşmek var. Demek ki bunlar böyle maç içinde olur. Bir segmentte olur. Bir show pay-per-view sonunda olur. Ki bunun WrestleMania olmaz. Çok mümkün. Çok yani bilmiyorum. İlerleyen dönemlerde bence WrestleMania'da olabilir yeniden birleşmeleri. Yeniden birleşmeyeceğiz dediler ama biz yeniden birleşecekleri tarihi tahmin ediyoruz yani. Düşünün. Üzücü. Evet, Shield son kez birleşmişti. Daha sonrasında Roman Reigns, Seth Rollins'e iyi dileklerinde bulundu WrestleMania için. Ve Seth Rollins'i bölen isim Paul Heyman oldu. Paul Heyman biliyorsunuz Brock Lesnar'ın... Parantez açalım. Evet. Neyse tamam, sonraki The Rule segmentinde açarız. Roman Reigns'in haftaya duyurulmaması diyecektim. Ha, evet Roman Reigns bu hafta Raw'a duyurulmadı. Ne Arena'nın duyuru sitesinde var ne de WWE.com'da var. Acaba Roman Reigns'in olmaması etkileyecek mi Buğra Gür? Neler söylemek istersin? Ya bir hastalık senaryosu okey. Bunda evet. Hemfikiriz. Ama Roman Reigns'in bu güçsüz kullanımı bana WrestleMania'da görev almayacakmış izlenimi, maç verilmeyecekmiş izlenimi hissettirdi. Boğaç ne diyorsun? Chatbox. Abi Roman Reigns ya. Ben bugün konu açtım foruma. Dedim ki ya Roman Reigns'in serisi devam eder mi dedim ya. Ve anket şıklarından biri de şuydu.
Mevzu bahis Roman Reigns, yani belli de olmaz, emin değilimdi. Main Event serisi sonlanacak mı acaba? Bu da sorulardan biri bu aç. Yani bence senin dediğin de olabilir. Hani gerçekten yani çıkarmayacak da olabilirler. Bir maçta hazırlamayacak olabilirler. Ya da iyice herifi saklıyorlar. Bir öyle bir gömecekler ki bize. Diyeceğiz ki vay arkadaş tüh anasını diye böyle başlayacağız yani. Royal Rumble 30. sıradan giriş ha. Ya çok şey bence hani işte çıkmaması o kadar adamlar bilinmezliği sürüyorlar ki olayı. Ya öyle ya öyle ya iki tarafta bilmiyorum ama ben sanmıyorum şey olmayacağını. Yani çıkarmayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü adam rating sonuçta yani. Köpük dedik önceki haftalarda. Sıkılan köpük dedik Roman için. Yani o bir kere sıkıldıktan sonra o şeyden kaçacaklarını ben düşünmüyorum. Tekrar onu kullanmaya devam edeceklerdir. Evet, Emre Karataş Roman artık zor main event olması demiş. Alexander'ın pembe saçı kaç aydır Becky Ronda WrestleMania main event'ı pompaladılar. Gelecek hafta Roman Lesnar Rollins main event'ta hadi eyvallah demiş. Ahmet neler söylersin? Yani bu Becky Lynch ve Charlotte Flair, daha sonra Ronda da monte edildi bu feoda. Becky Lynch ve Charlotte Flair feodu yani yarım yıldır devam ediyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama Hell in a Cell'den beri falan yarım yıl oldu. Yani WWE'nin o heyecanı kaybetmesi normal. Yavaş yavaş o spot ışıklarının çekilmesi de normal. Çünkü bu şimdi Roman'ın sırası geldi. Şimdi Seth'in Braun sırası geldi. Ondan dolayı ben pek bir base görmüyorum. Evet Boğaç. Evet. Daha ne ekleyeyim dediklerimi? Bilemedim ben, şu an. Ben telefon geldi de dinleyemedim abi. Ha. Tekrar alabilir miyim? Ya şöyle söyleyeyim yani. Yarım yılı aştı Becky Lynch ve Charlotte Flair feyozu. Ondan dolayı yani zamana uğradığı için de yani spot ışıklarının üstlerinden çekilmesi normal. Yine WrestleMania'ya bir hafta kala, iki hafta kala yine yükselişe geçerler. Abi şimdi bak, tüketim toplumuyuz. Yani bunun hakkında yorum yapıyorum değil mi? Şimdi tüketim toplumuyuz abi. Yani bir şey iki ay izleyince sıkılıyor her insan. Eskiden ulan bakıyorum feyutlara. Drak, Stone Cold Steve Austin 5 yıl sürmüş anasını satayım. Şimdi olsa 5 ayda ya bu ne kardeşim, böyle şey mi olur falan diye itiraz ediyor olurduk. Ulan şimdi anasını satayım ki Ronda bence kadın sporcular arasında en ünlü isimlerden biri şu anda dünya üzerinde. Böyle bir süper yıldız karşısına yaratılan dev rakipler karşısında 2 ayda eskitiyor. Abi mükemmel bir tüketim halindeyiz. Topluluk olarak, halklar olarak, ülkeler olarak ya tamamen tüketmeye odaklanmışız. Sıkılmamız normal ama buna çok güzel bir sos eklendi ki bahsettin galiba. Çünkü forumda yorumlara yazıyordun Ahmet. Charlotte Flair sosu. Bence bu sosun eklenmiş olması lezzeti hafif değiştirdi. Bu maçtaki merak seviyesini de arttıracaktır. İlerleyen dönemlerde evet, daha temponda artmasını bekliyorum. Abi bir şey kalmadı. WrestleMania 3 hafta sonra WrestleMania. Yani seçimleri bitiriyoruz. Hemen ardından sonraki hafta WrestleMania. Yani şey bekliyorum. Temponun bu seviyede değil çok başka yerlere gitmesini tahmin ediyorum. 3 haftada sertlik artacaktır. Birbirlerine karşı yabancı nesneler kullanıyor. Değişeceklerdir. Yani ilerleyen dönemlerde kadınlar divizyonu eğer main event olacaksa daha iddialı hamleler bekliyorum WWE'den. Evet ya, şimdi sen söyleyince ben de şey yaptım. Yani bir ay kaldı. Her şey bir ay içinde belli olacak. İnşallah iyiler kazanacak. O zaman devam ediyoruz. Seth Rollins klasik promosunu kesmeye başlarken Paul Heyman onu bölüyor. Ve Paul Heyman kutlu haberi veriyor. Önümüzdeki hafta Lesnar Rav'da bizlere şeref getirecek. Brock Lesnar haftaya Rav'da. Daha sonrasında Brock Lesnar'ın eski partneri Shelton Benjamin arkadan Seth Rollins'e saldırıyor ve Shelton'la Seth'in çıktığı maçı Seth Rollins kazanıyor. Evet, Seth Rollins'in sakatlandığı söyleniyor. WWE'nin onu koruduğu söyleniyor WrestleMania'ya giderken. Ne derece doğru? Acaba WWE Seth Rollins kumarını oynayarak doğru bir karar mı verdi? Çünkü Seth cam adam gibi sürekli sakatlanıyor. Boğaç. Bu adam yine şimdi sakatlandığı muhabbeti, ilk sakatlandığı muhabbeti mi yoksa yine mi sakatlandı? Vay, yine sakatlandı. Ulan çüş be kardeşim ya. Yani bu şirket sana gelmiş fırsat veriyor. Orada ne güzel bak. Bunlar hep işte. Bunlar hep Drew McIntyre'ın ahı.
Bu adamı götüreceklerdi. Doğru. Bu adam Brock Lesnar'ı yenip şirketin en büyüğü olacaktı. O potansiyel de vardı. O momentum da vardı herifte. Yok. Nerede vardı abi? Yapmayın ya. Vardı ya. Ya şimdi bir dakika. Bir dakika. Şimdi NXT izleyen tayfa, tamam mı? WWE içinde %15'lik bir tayfa. Pardon. WrestleMania izleyen tayfanın içinde %15'lik bir tayfa. NXT izleyen tayfa WWE %15 için %85'i satmaz. Şimdi Seth Rollins WWE'de son 5 senede WrestleMania'larda etkili olmuş. Main Event'ta kemer kazanmış. WrestleMania açıp kapatmış yegane isim. Doğru mu? Hem açmış hem kapatmış yegane isim. Ya WWE'nin elinde böyle garanti bir kart varken 3 aydır birlikte olduğu Drew McIntyre'ı kullanmaması bence akıl işi. Ya şimdi bak şu da var. Mesela Enzo Amore'ye güvendi şirket. Promolar verdi, segmentler verdi, çok büyük senaryolar verdi. Ana şovlarda yarım saat oynadı, ara segmentlerle beraber şov boyunca oynadığı zamanlar verdi. Ne oldu abi? Enzo Amore bir tane sapık çıktı. Doğru mu? Evet. Şimdi federasyonun da bir Vince, ya daha doğrusu Vince McMahon'ın da bir güreşçiye güvenmesi bana göre zaman alıyor. Yani özellikle o Enzo Amore olayı federasyon için büyük bir tokat oldu bana göre. Ya bir güreşçiye verilen süre 2 yılsa, atıyorum 6 aysa, 1 yıl 2 yılsa artık 5 yıl oldu. Bugün EC3 de onun sıkıntısını yaşıyor. Adam Tyler Breeze tuş oldu ya. Aynen, main event. Akıllı alır gibi değil ya. EC3. Main event'te. Abicim bu adamı niye getirdiniz? Ha işte bu. Zaman. Yani ben onun için NXT'nin de kuruluşunu çok doğru görüyorum. Sin Cara mesela NXT'de bulunmuş bir güreşçi değildi. Sin Cara'nın NXT'de bulunması WWE temposuna hiç ayak uyduramamasına sebep oldu. Ve kaldır aşağı yıkıldı gitti. Ne oldu? Sin Cara'ya oynayan karakter değişti. Ne oldu? Push aldı, elini yüzüne bulaştırdı. Ya WWE tarihinde adamlar Sin Cara karakterini tutturabilmek için İlk defa ring ışıklarını değiştirdiler maça özel. Bak bu şaka değil yani. Demek tabii, istediğim tabii. Ya WWE Sin Cara ve Enzo Amore çok büyük tokat olmuştur. Bence Drew McIntyre'a bu kadar erken şans vermemeleri bana kalırsa da doğru oldu diye düşünüyorum. Yani ya ben şey açısından bakıyorum. Seth'in bu kadar sakatlanma potansiyeli olması, ya dediklerim bu arada doğru, ona %100 katılıyorum dediklerine, yani yanlış değil. Hatta yani Seth'in alması da benim böyle tepkimi çeken de bir olay değil. Eyvallah, ama adamın bu kadar sakatlanmaya meyilli olması, bir Mehmet Ekici potansiyelinde bir güreşçi olması, yani düşünsene bir hafta kalmış WrestleMania, son şovda adam sakatlanıyor. En ufak bir şeyde bile sakatlanabiliyorsun çünkü orada, yani yani Vince McMahon'ın ringe girmeye çalışırken kıç kaslarını yırttığını hepimiz biliyoruz burada. Yani evet. Öyle bir şey yaşansa, ki potansiyeli olduğunu biliyoruz. O beni şeyliyor yani. O ona kıyasla böyle daha korumacı da bir hamle yapılabilirdi. Ama tabii ki diğer parametrelere bakınca dediğin de doğru. Biraz ortada bir durum işte. Kutay Balcı yazmış. 5000. Seth Rollins sakatlanma töreni. Dediğin gibi bir Mehmet Ekici potansiyeli var. Emre Karataş yazmış. Seth sakatlanma olayı senaryodur bence. Bu kadar sakatlanma olamaz. Ya ola da bilir Emre. Ola da bilir. Kutay demiş tekrar. Drew'u sevmiyorum ama momentumu var. War Machine demiş. O kadar yoktu da çok büyük potansiyeli vardı. Kral McIntyre'ın ne kadar vardı? Yani o da bir tartışma konusu aslına bakarsak. Kimle kıyaslarsak. Drew McIntyre kim olabilir mesela federasyonda şu anda? Onu da konuşabiliriz ilerleyen dakikalarda. Ditmon Walking demiş. Cena ve Taker'sız Road to WrestleMania geçiriyoruz. Eksikliği çok büyük bence. Evet Ahmet. Vallahi eksiklik diyemem ben artık Undertaker'a, ama Cena'nın evet bir eksikliği var. Çünkü seni artık görmeye alıştığımız bir sima. Geçtiğimiz sene rakibi yokken kendi yolunu kendisi çizdi yani. Çok büyük bir ustalık gösterdi. Ben zaten John Cena'nın artık bu haftadan itibaren WrestleMania yoluna katılacağını da düşünüyorum. Kurt Angle'a karşı özellikle. Ben de bir o zaman Undertaker hakkında bir tahmin yapayım. Bence Undertaker'ı Arap Show'una bekletiyorlar. Olabilir, çünkü hemen WrestleMania'dan sonra Arap Show var, doğru. Ya bence daha cazibeli kırmak için. Tabii abi, şimdi Arapların 10 yıl için kaç milyon dolar, hatta belki 5 milyon. Yok.
Ne 5 Neydi milyon ya? Abi? Yok yok yok. Ben özür diliyorum, yanlış söyledim. En az şu an 350 milyon dolar falan telaffuz edildiğini hatırlıyorum ben. 5 ne ya? Şimdi Arapların, şimdi şöyle bir durum var. Undertaker kafasına bir yumruk yer, 3 ay ringlere geri dönemez beyin sarsıntısından. WWE bence bunu bir risk olarak görüyor. Ve Rasmaya da çıkarmıyor abi. İşte kapitalizmin gözü kör olsun dedik ya radyonun girişinde. Ne kadar tüketim toplumu evet. olduk dedik ya. İşte aynen kapitalizmin gözü kör olsun, kör olsun sevgili Boğaç. Sen bir şey der mi? Bu, demek ister misin? Bu arada Boğaç'tan önce demin yanlış söyledim. 10 yıllık yıllığı 45 milyondan 450 tamam, milyon 3, dolar kazanacak. Aynen 350 demişim, 450 milyon dolar. Çok büyük para. WWE'nin nereden baksan bir senelik kemiksiz hasılatı olabilir şovlardan kazandığı. Evet. Tek yani Sina'yı görmemiz lazım ya, bilmiyorum, o herif adam, o adam bir yıldız ya, o adam ciddi manada, hani Roman'a falan diyoruz ya işte, hani bu şirketin yüzü oluyor, oldu, kendi de söyledi ben daha yakışıklıyım falan filan diye böyle saçma sapan bir açıklaması vardı da, benim gözümde hala yani çok belli bir sürede böyle gidecek büyük ihtimalle, hala bence şirketin en önemli figürü Sina'dır yani, bilmiyorum o adamın. Tamam, inanılmaz bir güreş yeteneği yok ring içinde ama yani mikrofonu, insanlarla olan ilişkisi, bu şirketi sahiplenmesi çok ayrı bir noktada yani. O yüzden Sina'yı görmeden gerçekten bir WrestleMania izlemek biraz üzücü olur. Undertaker artık o kadar yaşlandı ki adam, ki ben severdim eskiden. Şu an görmek istemiyorum mesela, yani adama bir şey olacak diye korkuyorum. Yine bir ameliyat, yine bir şey. Hani kendi de yaşını aldı. Hoş şey değildir ya. Bence şey evet. Şey yapıyorlardır. Nasıl toparlayacağımı bilemedim cümleyi de. Vince McMahon'la bayağı ciddi şekilde iletişimdedirler zaten. Hani yani arada söyledi gelen zaten Undertaker, yanılmıyorsam yani geçen hafta, iki hafta önce ya da şey demişti hatırlıyorsanız. Vince McMahon benim dostum demişti. Evet. Yani hani bu sözleşme birbirlerinden habersiz iş yapmıyorlardır. Aynen, bu sözleşme yenilenme konusu oldu ya. Undertaker'ın sözleşmesi şu anda yarı sözleşmeydi. Şu anda tam zamanlı bir sözleşme imzalanacak mı ya da yarı zamanlı devam ettirilecek mi diye bir spekülasyon vardı. Undertaker Vince McMahon benim dostum dedi. Hani diğer federasyonlarda görev almak hususunda bazı spekülasyonlar, dedikodular dönmüştü. Undertaker Vince McMahon benim dostum diyerek zaten bütün dedikoduları da sona erdirmiş oldu. Ya yani Boğaç'ın dediği yere geldik. Çok güçlü bir iletişimleri olduğunu da kendisi doğruladı zaten. Ya o yüzden hani hani bu dönemde ve ikisi mutlaka görüşmüşlerdir. Hani şey, yani çıkayım mı, çıkmayayım mı, çıkar mısın, çıkmaz mısın? Ya da aynı şekilde Arap şovu için de bu aynı şey geçerli. Zaten ikisinin cebine çok ciddi şekilde para giriyor işin sonunda yani. Aynen öyle. Ahmet Chatbox. Evet, Chatbox'a bakıyoruz. Roman Reigns'in söylemine göre WWE'nin yüzü Cena değil benim. Sözü aklıma geldi. Yani. Cena bu sene gelir Angle'a demiş War Machine. Kutay demiş Taker çıkacak olursa geçen seneki WrestleMania maçı rekorunu geliştirir. 29 saniyede maçı bitirir demiş. Olabilir. Hepsi ihtimal dahilinde. İlerleyen haftada neler olacağını göreceğiz. Devam edelim mi o zaman? Aynen, devam edelim. Hızı kesme. Rav'da kıtalar arası kemer şampiyonluğu ortadaydı ve sürpriz bir şekilde Finn Balor daha birinci ayını doldurmadan kemeri kaybetti. Leo Rush'ın gelip ring zilini çalması ve Finn Balor'ın dikkatini dağılmasıyla Bobby Lashley yeniden şampiyon oldu. WrestleMania'ya giderken acaba çoklu maç mı göreceğiz? Neler söylemek istersiniz? Buğra Gür. Acaba Finn Balor'da yıllar boyu ben Intercontinental şampiyonu muydum diye promo keser mi ya? Ne dersin? Olabilir mi? Yani olabilir. Ay, burada bir Montreal Screwjob gördük mü sizce? Yani o sürekli WWE'de öyle bir hastalık vardır ya. Durur durur bunu anımsatan bir olay yapar falan. Hatta ilginç bir şekilde Bilge Andemir TPW şovunda İstanbul Screwjob yapmıştır. Yani. Bilge Andemir. İlginç bir kasa. Evet Ahmet, ben ilerleyen dönemlerde çok ekstra bir şey düşünmüyorum bu segment hakkında ve Intercontinental şampiyon olarak gideceğini düşünüyorum.
Intercontinental. Bu arada Boğaç, bilmem gördüm ama Demon Balor reklamı yapılıyor WrestleMania Evet, için. onu gördüm. Gördüm, Yani gördüm. Demon'ın yenilmezliği var diye biliyorum. Ben hani çok takip edemiyorum ama acaba eğer Demon olarak gelirse yener mi WrestleMania'da? Kemeri yeniden alır mı? Yani öyle bir şey yaptırabilirler herhalde. Niye yaptırmasınlar? Hani sonuçta o karakterin bir şeyi var, repütasyonu var. Hani kazanıyor işte böyle şey egzantrik bir giriş bilmem ne falan filan. Hani o Samoa, yüzden evet, yenmiş mi? yenmiş. Hatırlamıyorum. Ben bilgim yok benim. Ben de hatırlamıyorum yani uzun süre olmuştur. Yendiyse de. Ya ama şey hani bu hep reklam kokan hareketler bunlar yani. Evet, Finn Balor'dan bahsediyorduk. Leo Rush bir dalsın abi. Lashley Corbin duruyor da çok eğreti duruyor adam. Leo Rush hakkında neler söylemek istersin? Boğaç, Leo Rush da artık yani kendini ana kadroya oturtan bir isim. Şeyle beraber güzel oldu. Yani o sikletle güreşçi olarak çok tutunması mümkün değildi belki. En azından Evet. ana kadrolar bazında ama menajer olarak bence gayet güzel. Yani ben hani izlerken çok eğlenmiyorum da. Yani çok benim tarzım olan bir mentaliteye sahip değil ama hani sıkılmıyorum da en azından. Intercontinental kemerini büyük ihtimal Drew ve Roman alacaktır demiş Emre Karataş. Acaba WrestleMania'da WWE harbiden bir sürpriz yapıp hani bu Bobby Lashley Finn Balor ikileminden çıkarıp başka bir isme verir mi kemeri? Olsun fena olmaz yani. Roman Reigns peki şampiyon olarak görmek ister misin? Asıl soru. Kimi? Intercontinental olarak mı? Aynen. Yok artık ya. Olmasın. Biraz geride kalsın ya. Vallahi geride kalsın ya. Sıkıldım. Evet. Leo Rush'ı çok beğenenler var chatbox'ta. O zaman Uğur Aygün'ün de çok söyleyecek bir şey yoktu. Sıradaki segmente geçebiliriz. Evet geldi. Sırada Ronda Rousey var. Ronda Rousey ringe gelip Becky Lynch ve Charlotte Flair hakkında aynı zamanda seyircilere hedef alan bir promo kesiyor. Sonrasında onu bölen isim Enes Kanter'in kız arkadaşı Dana Brooke. Dana Brooke gelip işte ben aşağı görülüyorum. Ama onu Ronda Rousey tabii yer eseri çok kısa bir süre içerisinde. Evet, Dana Brooke ve Ronda Rousey bu hafta Raw'da kemer maçına çıkacaklar aynı zamanda. Burak Gür bizimle mi? Ya Ronda Rousey'in sıradakisi olacağını Dana Brooke'muş. Geçmiş olsun diyecek bir şey yok Dana Brooke adına. Umarım sevgilisini de sürüklemez WWE'yi. Bir de zaten NBA'de mesela bu adamın oynadığı takımının maçlarını Türk televizyonları yayınlayamıyor falan. Şimdi bu gerçi segmentleri keserler değil mi öyle bir şey olursa? Tabii Hatta keserler. WWE Tabii. yayını olursa falan o da yayınlanmaz vesaire. Bir de uğraştırır bizi yani hazır kısmetimizden de eder. Gerek yok Evet. yani inşallah ilerleyen dönemlerde böyle tatsız şeyler yaşamayız. Hem ülkemizde WWE adına hem de WWE'de kendi seyirimiz adına. Evet, Boğaç heel turn yaptı Ronda biliyorsun. Artık seyirciye de falan direkt Becky Ronda'ya da falan promolar kesiyor. Becky bayağı sinek gibi ezmişti hatta geçtiğimiz hafta. Evet. Ne düşünüyorsun Ronda'nın yeni karakteri hakkında? Bence olması gereken oldu işte. Gayet bu nasıl denir? Kafes dövüşünden gelmiş bir yırtıcı bir kadının yani böyle her yere çiçek böcek salan bir karakter olması bence saçmaydı zaten. Böyle olması daha iyi. Evet. Vursun, kırsın, indirsin işte. Ne istiyorsunuz? Gayet temiz. Evet, Ronda Rousey WrestleMania'ya her hafta çok dominant gidiyor Buğra Gür. Acaba bu dominantlık WrestleMania'da devam eder mi? WWE üzer mi Becky Lynch sevenleri? Ya WWE Becky Lynch sevenleri şöyle üzdü. Kadın Charlotte Flair'la maç yapıyordu. Hayda. Maça Ronda karıştı ve Becky Lynch maçı kazanamadan WrestleMania'ya gitti. Yani Becky Lynch'in underrated karakterini resmen hiç ettiler. Sırf Charlotte Flair ile Ronda Rousey WrestleMania'da yuvalanmasın diye. Eğer çok güçlü bir senaryo ile gelmiş olsaydı yani Becky Lynch Charlotte Flair'ı yenerek gitmiş olsaydı WrestleMania'ya seyirciler arkasında olup diğer iki ismi yuvalayarak yani WWE'nin karizma problemini o açığa çıkartacaktı. Böyle olması için Becky Lynch'in karakterini hiç ettiler. Ya bu zaten bence yeterince üzmüştür Becky Lynch fanlarını. Emre Karataş demiş. Ronda Rousey çok profesyonel bir sporcu. Acaba bebek olayını sözleşmesine eklettirmiş midir? Çok doğru bir soru. WrestleMania'dan sonra WWE'den ayrılacağı ve doğum yapacağı
hamile kalacağı konusunda iddialar var. Ki her sporcu, her çaptan düşmüş sporcu yapar bunu. Mesela olimpik güreşçiler her 4 seneden bir olimpiyatlar olur ve olimpiyatların sonunda yeni bir bebek doğumu yaparlar. Vücutlarını yenilerler, rekorlarını geliştirirler. Acaba böyle bir şey mi yapacak Ronda Rousey? Çünkü tekrar MMA'ye, UFC'ye dönme konusunda dedikodular var. Bence bu uzun uzadıya tartışılabilecek bir konu. WWE'nin bu kadar bel bağladıktan sonra ben Vince McMahon'ın bırakacağını düşünmüyorum ama Ronda Rousey kafasına koymuşsa eğer UFC olayını, bence sözleşmesinde böyle bir madde vardır diye düşünüyorum. Evet, War Machine demiş. Becky Lynch Rumble'da kazandı abi. Fastlane'de kazansa ne olacak, kazanmasa ne olacak? İşte o hani underdog senaryosu gereği onu yok saymışlardı. O yüzden önemli ya bir maçtı. Ya abi artık underdog değil yani, anladın mı? Ronda Rousey'in torpiliyle yani Ronda Rousey'in öfkesiyle katıldı şeye. Rasmaya maçına. Ronda lütfetti. Ronda lütfetti. Neden lütfetti? Çünkü Becky Lynch ve Charlotte Flair'ı aynı anda pes ettirebileceğini iddia ediyor bu kadın. İkisini de ham yapacağını iddia ediyor. WWE dışı bir canlı yayın açıyor Facebook'ta. Oğlum diyor. Haha diyor. Onlar benim gerçek hayatta suratıma bakamazken o ringde biz güreşiyoruz diye. Siz onları gerçek mi zannediyorsunuz? Fake smash diyor yani. MMA'cilerin kullandığı tabiri falan kullanıyor. Ben bundan Vince McMahon'ın da çok memnun olduğu kanaatinde değilim. Bunun bir senaryo olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Bu gerçek bir ego savaşı bence. Yani evet, acaba Ronda'nın bam teline mi dokundular? Ronda'nın egosunu mu eziyorlar? Bakalım bunu bu resmeye de göreceğiz bunun net cevabını. Kimin egosu daha büyük? Ben şahsen Ronda Rousey'nin kazanacağını düşünüyorum WrestleMania'da. Yani. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama. O zaman devam ediyoruz chatbox'ı okumaya. Ronda Rousey'in heel karakteri çok yakıştı bence demiş. Ronda geçen sene Lesnar'ın yaptığını yapabilir, sürpriz kazanabilir WrestleMania'da demiş. Chatbox da böyle. Devam edelim mi o zaman? İkinci Goldberg vakası demiş Ronda'ya. Goldberg'ün de böyle bir sözleşmesi vardı. Çat gömdüler Hall of Fame törenine. Geçmiş olsun. Ronda'nın Hall of Fame'lik bir yanı da yok ki işin şey kısmı. Direkt posta. Bu arada şunu soracaktım, hani kadınlardan bahsediyoruz işte, Ronda Rousey'den, Main Event'ten. Evolution bu sene yapılmayacakmış. Galiba ilk senede istenen alınamadı diye. Buğra Gür, acaba kadınlar elinden patladı WWE'nin? Ya kadınlar her yerinde patlıyor WWE'nin de şimdi neresinde patladığını tarif etmeyeyim ben. Ama Vince McMahon'ın bu senaryoyu reddet, ondan sonra WrestleMania'da maç kazan olacağını, bak Vince McMahon'ın gerçekten memnun olduğunu düşünmüyorum ya. Vince McMahon sen bir senaristsin sevgili Boğaç, tamam mı? Evet. Bir senaryo yazıyorsun. Bir tane işte Polat Alemdar'ın var, bir tane Abdüley'in var, bir tane Memati'm var, tamam mı? Diyor ki bu Abdüley, Polat, Memati, ya diyor bu diyor diğer oyuncular diyor biz diyor çok büyük yıldızlar, süper yıldızlarız. Biz diyor bu aldığımız paraya baktığımız için bu diğer oyuncularla aynı segmentlerde bulunuyoruz. Bunlar biz de aynı kareye girebilecek tipler değil diyor. Sen senarist olarak yazdığın senaryolara, karşıda oluşturduğun kötü karakterlere, iyi karakterlere, güçlü karakterlere bozulmaz mısın yani? Karşısındaki karakterlere, yarattığın karakterlere böyle diye bir diyen bir oyuncu grubuna karşı neler düşünürsün? Ne hissedersin sevgili Boğaç? Şimdi tabii ters bir duygu yani, hani böyle bir şey olsa ben açıkçası sinirlerim bozulur benim. Yani sen kimsin diye ben başlarım şey yapmaya. Bağırıp çağırmaya başlarım yani. Yani ben kötü de Vince McMahon'ın çok yani memnun olduğu kanaatinde değilim. WrestleMania'da Ronda Rousey'e bu durum ekmek, su, benzin, yol, işte ne bileyim bu tarz şeyler, park, bahçe falan böyle dönmüş olabilir. Dönebilir yani. Evet yani WWE alanında yıllardır var ego savaşları. İşte ben üstünüm, sen üstünsün. Bu tip politikalar yıllardır var. Hele bir de bu sefer kadınlardan bahsediyoruz. Hani şimdi duyunca pek de aslında şey gelmedi. Olabilir. Neden olmasın? O zaman neler söylemek istersiniz? Evolution demiştik. Bu sene yapılmayacak bu aç. Ya herhalde bu şey Evolution biletleri falan son gün ne kaldı böyle 4-5 dolara 10 dolara falan satıldı. Bir de ufak bir yerde yapmışlardı onlara. Evet yani böyle inanılmaz bir başarı sağlayamadılar. Yani bir de şimdi sonuçta hani güreş her ne kadar tamam
iki cinsiyete de hani iki farklı cinsiyete de hitap ediyor olsa da, yani iki farklı cinsiyetin de çalıştığı bir iş de olsa, genel o akım olarak erkeklerin daha çok ön planda olduğu bir şov. Kadınlar zaten yeni yeni başlamış bir akımken iyi bir denemeydi ama demek ki gerekli şeyi görmediler. Başarıyı sağladığını görmedikleri için devam etmiyorlar. Ben de saygıyla karşılarım olayı. Evet, Becky Lynch kadınla Ronda Rousey, eklemek istediğiniz bir şey yoksa devam edelim Rava. Yok, hayır. Güzel, devam ediyoruz. Hemen kısa, Alexa Bliss geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Moment of Bliss diye program başlatmıştı. Finn Balor'ınkini görmek istiyordu. En son bu hafta WrestleMania'nın ne deniyor, guest host, yani host sunucusu oldu Alexa Bliss. WrestleMania'da şimdi Beautiful America falan mı söyleyecek Alexa Bliss? Yok ya, şey işte böyle bu, çıkacak. Hoş geldiniz. Oley. New Day yapmıştı o muhabbetten galiba. Evet. Tam olarak o. Tam segment doldurma yeri ha. Şey yapamadıkları güreşçiyi, maça koyamadıkları güreşçiyi dur boşta kalmasın diye çalıştıralım diye yaptıkları iş. Evet, yani çok aslında söylenecek bir şey de yok. Alexa hala sakat, hala ringlere tam olarak dönemedi. O yüzden de bu şekil süre dolduruyorlar. Evet, o Emre zaman... Karataş'ın güzel bir sorusu var. Evet. Alexa Bliss müdahale edip maça kendisini bekleyebilir mi? Ben sanmıyorum. Ben de zannetmiyorum. Yok ya, yapmaz herhalde yani. Niye yapsın ki? Bu kadın neresinden sakat abi? En son bir silikon ameliyatı oldu. Ondan sonra bir daha güreşemedi doğru düzgün. Hemen bakayım ben. Numan, sarsıntı günaydın bu arada. Geçirmedim ya. Günaydın Numan. Efendim? Beyin sarsıntı gibi bir şey geçirmedim. Aynen sarsıntı geçirmişti. Bu nasıl bir sarsılmaymış? Evet, diğer segmente geçebiliriz. Artık o zaman odanın testosteron seviyesini arttırma zamanı geldi. Triple H ve Batista karşı karşıya geldiler. Triple H'in bol tükürüklü promosunda bana istediğimi ver dedi, istediğimi ver dedi. En sonunda da Triple H istediğini verdi. No Holds Barred maçında göreceğiz bu ikiliyi WrestleMania'da. Triple H ve Batista, Buğra Gür. Yani 3 hafta boyunca promo ziyafeti bekliyor bizleri. 3 hafta boyunca eski defterlerini açılıp birbirlerine giydirmeler bekleniyor. Ki bu giydirmelerin %50'si arka alanda yaşanan gerçek olaylardır. Onu da söyleyeyim. Dikkat edin. Cümle altları, mesajlara, alt metinlere çok dikkat edin. Muhtemelen bundan bir süre önce okuduğunuz haberlerle, yani arka alandan düşen haberlerle benzer cümleler olacaktır. 3 hafta boyunca mükemmel bir promo ziyafeti bekliyor bizleri. WrestleMania'da da No Holds Barred match. İkisi adeta kariyerlerini son demlerindeki imzaları atacaklar. Batista'nın güreşmeyi çok özlediğini düşünüyorum. Çok uzun süredir filmler çekiyor. Çok uzun süredir güreş sektörü dışında iş yapıyor. Güreşmeyi çok özlediğini düşünüyorum. Ya sadece zevkle bekliyorum. Ya, Triple H, Batista olmuş güreşçiler, süper yıldız isimler. Ortamda WrestleMania ise sırtını yaslayıp izlemen gerekiyor. Evet, bu aç resmini 29'da bir devrin sonu demişlerdi Triple H için. Fakat üstünden 6 sene geçti. Yine Triple H ringde. Yine No Holds Barred maçı, Undertaker maçı gibi. Doğru. Neler söylemek istersin bu aç? Valla ben bu maçla alakalı fazlasıyla heyecanlıyım. Hani özellikle böyle bir maçın oluyor olması da güzel bir şey. Çünkü ikisi de kariyerlerini kanıtlamış. İkisi de Hall of Fame'e, yani Hall of Fame olabilecek kalitede isimler. Triple H kesin. Hatta Batista da öyle. Yani süperstar, hani yıldız dediğimiz, gerçekten hani bu işin hem mikrofon kısmını hem de güreş kısmını layıkıyla yapmış isimler bunlar. Hani yani bu Taker'ın zamanında bir röportajı vardı. Orada yıldız ol, yani önemli olan karakterinizi yaratabilmek diyordu. Bu iki güreşçi de bunu başarmış güreşçiler. O yüzden bunların verecekleri keyif çok ayrı olacaktır bence. Ama tabii şey biraz beni üzdü. Bu hafta bu Batista çıkıp sadece "Give me what I want" diye böyle ağlaması resmen yani. Hani promoyu unuttu galiba. Öyle bir muhabbet vardı. Tam emin değilim ama. Yani promo çok buysa fiyasko. Unuttuysa da artık yapacak bir şey yok ama Burak'ın dediği gibi bayağı keyifli olacak. Yani şu 3 haftada olacakları izlemek bu ikili arasında. Çünkü geçmişi olan bir
rekabet bu. Çok önemli isimler var bu rekabetin içinde. Yani umarım izleyeceğimiz maçta keyifli olur. Hatta yani dua ediyorum inşallah maç şov yani şovu çalan maç bu maç olur yani. Mümkün. Evet. Çok mümkün. Evet. Chatbox'da... Çok mümkün evet. Mümkün aslında. Hı. Çok yüksek bunun. Son maçı Payback 2014 demiş. 5 yıl önce. Evet. Shield'da maça çıkmıştı Evolution olarak Batista. Dün gibi değil mi Buğra Gür? Acaba Batista bir şeyler kaybetti mi geride kalan 5 yılda? Neler? Tahminlerin ne yönde? Vücuduna bakıyorum. Batista kaybetmemiş. Kazanmış. Zaten çok uzun süredir film sektöründe. Yani o profesyonel güreş sektöründe vücudu salabiliyorsun da. Film sektöründe affetmiyorlar abi. Vücut salma gibi bir imkan yok. Yani profesyonel güreşte kimlerin göbek yapmadığını yaptığını gördük. Görmedik. Cümleyi kuramadım. CM Punk mesela. Matt Hardy tabii mesela. Canım. Yani Roman Reigns bile son dönemde yani göbek seviyesi artmıştı. Yani şampiyon olduğu zaman. Son şampiyonluğunda göbek vardı önde yani. O six pack durumları falan yoktu. Zaten sürekli ring kıyafetiyle güreştiği için kendini sanırım fazla rahat hissettiriyordu. Yani profesyonel güreş sektöründe hani salabiliyorsun kendini ki normalde senenin 365 gününün 360 günü çalışıyorsun, 350 günü çalışıyorsun. Sürekli yolculuklar, sürekli uçuşlar, ülkeler değiştiriyorsun, dünyanın öbür uçlarına gidiyorsun. Ne oluyor? İyi beslenemiyorsun, düzenli spor yapamıyorsun. Haliyle göbek kalabiliyor ama film sektörü öyle değil. Batista da kendine çok iyi bakmış. Batista belki de kariyerinin, hayatının en fit döneminde olabilir. Surat Murat bu kadar şey değildi. İnce değildi Batista'nın. Yani bir adamın ne kadar formda, bir sporcunun ne kadar formda olduğunu anlamak için yanaklarına bakın. Yanakları böyle doluysa, yanakları doluysa o sporcu idman yememiş demektir. Ama böyle içine göçükse, hafif böyle yanaklar içine göçükse o sporcunun iyi idman yediğini gösterir. Maşallah Batista da gerçekten formda gözüküyor. Ki ringde de beni yanıltmayacağını düşünüyorum. Evet, Ric Flair heel turn yapabilir mi demiş Kutay Baltı. Ric Flair'ın bir rolü olur mu WrestleMania'da? Ne dersiniz? Ben sanmıyorum ya. Ya Ric Flair geçti abi bunları da bir de birden yani. Ama bir muhteşem segment görmek isterim. Duygu yüklü. İşte Stone Cold Steve Austin gelir hell yeah der. Biraları gömer. İşte öteki taraftan ne bileyim Drak gelir. If you smell der. Bir şeyler olur. Ben böyle duygusal segmentlere açayım. Ric Flair gelip de işte meşhur dansını da yapabilir. Ama bir senaryo bazlı bir gelişme beklemiyorum. Olursa da CM Punk'ın SummerSlam sonunda Big Sexy'nin gelip de heel turn yapıp bir saçma sapan CM Punk'a saldırmasına falan benzer. Ne alaka baba yani. Yıl 2011, 2012 Big Sexy'yi geri getirip heel turn falan yaptılar. İlginç tabii. Evet, War Machine demiş. Batista Triple H iyi buklanırsa 4.5-4.75 yıldız alır demiş. Acaba? Ya bilmiyorum. Yıldız olayına takılmak böyle bir maçta ne kadar mantıklı? Abi İkisi sen veriyorsan, sonuçta... tabii sen yıldızı 4.75 yıldız veriyorsan sıkıntı yok. Değmezlerim verip vermediğine bakma. Sen 4.75 veriyorsan hiç problem yok demektir. Ya Dave Meltzer dediğiniz adam yalancının teki. Bunu hepimiz yani burada biliyoruz. Yani şimdi Dave Meltzer dediğiniz adamın Türkiye'deki eşi Ertem Şener abi. O yüzden boşu boşuna şey yapmayın. Kimse kimseyi burada kandırmasın. Yani siz beğeniyorsanız maçı, siz keyif aldıysanız izlerken gerisi önemli değil. Yani. Ya biz ne keyif aldığımız maçların 2.5 yıldız aldığını gördük. Onun için çok sıkıntı değil yani. Evet, herkesin kendi doğruları olmalı. Başkaları ne der, ne demiş umurunda olmamalı. O zaman Batista Triple H neler söylemek istersiniz? Ekstra bir yorum yoksa devam edelim. Yok. Yok yok. Devam ediyoruz. Kurt Angle artık kariyerinin son maçına çıkacağını söylüyor WrestleMania'da. Ve ayaküstü Apollo Crews'u da yeniyor Raw'da. Kurt Angle'ın rakibi kim olur? Bu hafta Raw'da Cena döner mi? Yoksa Samoa Joe mu gelir? Şu mu gelir? Bu mu gelir? Birçok alternatif var. Buğra göre acaba John Cena'nın vakti geldi mi? Valla John Cena hafta içi duyuruldu mu şova? Raw şovuna? Yok hayır. Ya ben artık bir dönüş bekliyorum ya. John Cena burası meyada da bulunmayacaksa federasyonda bulunmasının hiçbir anlamı kalmamış demektir.
İlerleyen dönemlerde John Cena'yı çok büyük bir güreşçi olarak hatırlayacağız. Büyük güreşçi olarak hatırlayacaksak da bu WrestleMania haftalarında kendini hatırlatmalı. Boğaç, sence kim olur Kurt Angle'ın rakibi? Kurt Angle'ın artık kariyeri son buluyor, ring içi kariyeri. Kendisi dedi ki artık ben o prime dönemindeki gibi güreşemiyorsam güreşmemenin anlamı yok dedi. Kendisi de nihayet farkına vardı güreşemediğinin artık. Kim olur rakibi? Ya şimdi buradaki soru bence bir efsane bir efsaneyle karşılaşıp mı kariyerini bitirecek, yoksa bir efsane bir güreşçiyi yükseltip mi kariyerini bitirecek? Yani hani burada aslında şirketin izleyeceği politika artık, ya da eğer çok önemseniyorsa Kurt Angle'ın nasıl bir görüşte bulunduğu önemli. Yani bu dediklerimize göre Cena da gelebilir, ya da böyle genç potansiyeli yüksek, şirketin ilerleyen dönemde güvendiği isimlerden biri de gelip bu olaya damlayabilir. Hani yani biraz şeyde muallakta, ama ben açıkçası Cena olmasını isterim. O zaman ben bir zehri salayım mı? Genç dedin şimdi sen. 32 yaşında bir rakip buldum Kurt Angle'a. Jinder Mahal. Şanti. Nasıl olurdu? Vallahi nasıl olurdu şanti acaba? Yani gerçekten. Allah Allah. Yani acaba Buğa çok güzel bir noktaya değindi. Bir gence mi bırakır yerini, yoksa birisini gömüp mü gider? Abi çocuğuyla maç yapsın eğer öyleyse zaten. Bir gence bırakacaksa. Çocuğu maç yapamıyor, sakat. O ne oldu abi, o çocuk da nasıl çocuk bıraktı ya, artık ringe dönemiyor. O boynu dönemedi geri sakatlıktan. Zaten çok nasıl ciddi bir sakatlıktı. Sakatlık da herhalde Kurt Angle'dan geçti anasını satayım. İkisi de boyundan sakat. Emre Karataş demiş. John Cena ilk maçına Kurt Angle ile çıktı biliyorum. Onunla çıktığı için Cena emekli etmeli bence. Evet. Peydahladığı evet, çocuğu Kurt olur Angle büyük dedik. İhtimal. Ben şeyler söylemeyecekseniz. War Machine yazmış. Drew McIntyre'ı yükseltirse sevinirim. Ya Drew McIntyre az Roman Reigns'ten dayak yiyecekmiş gibi geliyor bu WrestleMania'da. Onun için çok üstünde durmayalım bence War Machine. Diyeceklerimiz bu kadar. Devam ediyoruz. Roman Reigns Baron Corbin maçı olacaktı ama olamadı. Arkadan Drew McIntyre Roman'a saldırdı ve Roman'ı iyice patakladı. Sonrasında Dean Ambrose arka alanda Triple H'ten Drew'la maça çıkmak istediğini söyledi. Ve False Count Anywhere maçta Drew McIntyre Dean Ambrose'u harbiden bayağı küçük düşürdü, bayağı ezdi. Ve Drew Rav'ı ayakta kapatan isim oldu. Drew McIntyre önce Roman'ı dövdü, sonra Dean'i dövdü. WrestleMania'ya giderken çok büyük bir mesaj verdi. Boğaç. Bak ben işte anlamıyorum. Ulan bu adamı ya çıkarıyorsanız çıkarın, ya gömüyorsanız gömün ya. Bir hafta yatırıyorlar yere, bir hafta çıkarıyorlar göğe, ben anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum ya. Drew için konuşuyorum bu arada. Yani Fastlane'de şamar olanı oldular. Duası kabul olmayanlar ekibi olarak. Şimdi burada ayakta kapatıyor. Orada burada patır kütür gömüyor şeye, Dean Ambrose'a. Ama ben anlamıyorum abi. Bir rota belirlemiyorlar ya, böyle belirsizlikte götürüyor olmaları, bir oraya bir buraya götürüyor olmaları, bilmiyorum. Çok keyif vermiyor ama işte yani. Evet Burak Güç. Ya benim de üzerine söyleyecek bir şeyim yok. O zaman Rav'ı noktalıyoruz. Söyleyecek bir şeyiniz yoksa. Evet. 5 üzerinden kaç puan veriyoruz Chatbox? Rav'ı evet Chatbox. Önce Chatbox, şimdi önce hemen sizin görüşlerinizi alalım. Boğaç kaç veriyorsun 5 üzerinden? Ya 3 olsun yani, ne iyiydi ne kötüydü hani. Evet. Bu Burak Güç. Ben de 3.5 üzerinden 4 veriyorum. War Machine 4, Kutay 4, Emre Karataş 3, Alexa'nın pembe saçı 4, Deadman Walking 3.5. Rav'ı da o zaman böylelikle noktalayıp SmackDown'a geçiş yapıyoruz. SmackDown'a açan isim artık heel personası, heel kimliğiyle Shane McMahon. Shane McMahon'ın ringe geliyor ve ve evet, Best in the World olduğunu söylüyor ve The Miz'le arasında bir maç ayarlıyor. WrestleMania'da The Miz'le Shane McMahon maçı göreceğiz. Dünyanın en iyi güreşçisi Shane McMahon artık heel, Burak Gür. Karakter değişimi var. Beklentiler neler? Miz ile WrestleMania maçına çıkacak. Baba, Vince McMahon gerçekten güreş dünyasında birçok yıldız kazandırdı. Ama oğlu Shane McMahon kadarı
Kaan'ın üstüne geçebilen yok. Bu arada Kaan Araç ne oluyor burada demiş. Ne yapalım Kaan, porno izliyoruz yani. Ya bir şey olmuyor kardeşim, hoş geldin. Ne yapıyorsunuz lan? Porno mu izliyorsunuz lan? Anansörü dövecekti az daha demiş Kutay. Aynen. Şeyin be, özlemişim demiş War Machine. Abi Shane McMahon, ne bileyim, WrestleMania'da maça çıkmak için yaratılmış bir adam. Ya bu ışıltılı hayatı o seçmedi. Ve Shane McMahon WrestleMania için yaratıldı aslında. Yapacak bir şey yok, biz de çekiyoruz. Ama güzel bir senaryo ile gidiyor. Bu sefer çok yapma bir senaryo ile değil. Uğraştı adam şimdi. 3-4 aydır güreşiyor. Yani dünyanın en iyisi, en iyi güreşçisi oldu. Ardından takım şampiyonu oldu. Miz'e ihanet etti. Miz Face oldu falan. Ben ilerleyen dönemlerde Shane McMahon'ın SmackDown'u renklendiren isimlerden biri olacağı kanaatindeyim. İyi olacak, iyi. Boğaç? Ben zaten önceki yayınlarda söylüyordum şeyin, umarım heel olur, heel olur, heel olur diye. Ben tahmin ettiğimden erken oldu sadece. Güzel oldu. Böyle devam etsin. Kendisini çok face gördük. Biraz da böyle kötü persona da görmemiz hepimize hem biraz farklılık hem de keyif vereceğini düşünüyorum. Peki o zaman erken tahminleri alalım. Shane mi kazanır? Miz mi kazanır WrestleMania'da bu aç? Miz kazanır. Miz kazanır ya. Evet, Miz dedik. Buraya o zaman geçiyoruz. Artık SmackDown kimin evi? Ego savaşı demiştik radyonun başında. Büyük bir ego, yürüyen ego. Randy Orton ve AJ Styles WrestleMania'da karşı karşıya gelecekler. Hafta içi bu maç resmiyete kavuştu. Randy'nin söylediği çok ağır bir söz var. Dedi ki AJ'ye, sen 2005 senesinde Dixie Carter'la işte güneşlenirken ben Undertaker'la WrestleMania'da maça çıkıyordum dedi. SmackDown benim evim dedi. SmackDown kimin evi? Buğra Gür. Ya SmackDown'ı geçiyorum. WWE Randy Orton'un evi kardeşim. Yani bu promodan sonra, son yıllardaki aksiyonlardan sonra sanırsam aksini söyleyecek olan yoktur. Engerek versus Kurt demiş Kutay. Ya kardeşim, ya Kurt falan değil tabii ki yani. Bu konuda da Randy Orton bu hafta ağzının payını verdi AJ Styles'in. İşte çaldınız maldınız falan yaptı değil mi? Promo yılan yaptı. Randy. Ha. Ya, Randy Orton WrestleMania'da çok hayatının dayağını atacak AJ Styles'a. Üzülüyorum AJ Styles adına. Bunu hak eden birisi bir güreşçi değildi. Ya AJ Styles zaten mikrofonda zayıf bir adam maalesef. Bayağı gerisinde kaldı Randy Orton'un. Ha, çakma Diamond Cutter dedi RKO'ya. Boğaç. Kaan yazmış. Randy koyunca Buğra'cığım ne kadar kuduracaksın, evet, yaklaşık. ya Buğra ya, söylesin, cevap versin. Randy Orton. Ahmet'e sesin gitmiyor mu? Yok. Kaan'la bir atışacağız. Yok, ses. Ya hayır hayır, Kaan'la atışacağız. Bu çocuk hep şeyle atışıyordu. Neydi çocuğun nickinin adı? Feyyud'u olanın nickinin adı. Ahmet'le Feyyud'u olan. Ney Dargan? Zeno. Ha, Zeno. Zeno'yla sürekli Zeno atışıyor. Lan ben Kaan'la iki cümle laf edeceğim şurada. Boğaç diye sürekli Boğaç'ı dürtüyor. Konuşuyor. Ben de Buray'a, Burak konuşacak diyor. Pardon, hala Boğaç'ı dürtüyor. Hayır ben de sesim. Şimdi Kaan'cığım. Evet. Kardeşim. Randy Orton koyamayacak kardeşim. Bu maçın galibi biziz AJ Styles olarak. Haberin olsun. Akıllı ol, ayağını denk al sevgili Kaan. Şurun şurasında Haziran'ın 28'ine ne kaldı yani? O kadar. Evet Boğaç. Haziran'ın 28'i mi ne? Randevular verilmiş, ben bilmiyorum artık. Benim de bilgim yok. Yani, mevzular. 28'i, Haziran'ın 28'inde 10. yıl röportajı yapacağız. Yıl röportajlarında hep Kaan yapar. Onun için diyor. İşte tamam, randevular verilmiş. Bak, biz farklı bir mani arıyoruz bu açla acaba. Evet, hala farklı bir mani arıyoruz. Neyse. Ya ben şey olacağını düşünüyorum. AJ'yi bayağı iyi benzetecekler. Yani bayağı güzel benzetecekler. Hani artık Randy'de buranın kralı da benim. Yallah köyüne diye yolu verecek AJ'ye. AJ de artık Rav'ın yolunu tutacak. Artık Rav benim evim demeye başlar diye tahmin ediyorum. Bak. O yüzden Randy'nin çok baskın şekilde ezeceği bir rekabet olacak. Ama AJ'de üzülüyorum yani. İyi güreşçi de işte. Mete yazmış. Kaan, Randy ya nerede yenecek AJ'yi? Bunlar bir takım dusalıcı ezberler diyorum ben.
Yani. Mete yazmış Ahmet. Hmm. Kaan nerede yenecek AJ'yi WWE 2019'da mı demiş. Haydi. War Machine demiş. AJ Styles Final Forearm yaparken RKO'yu yiyip kaybedecek. Çok mantıklı. Yalnız güzel olur ha izlemesi. Şimdi uçarken şöyle bir hayal ettim de uf bam diye. Şimdi sen... AJ Universal Champion olacak 2020'de görürsünüz. Hmm, güzel tahmin. Zannetmiyorum ben. Bu ne demişti Kevin Owens Co. Deadman Walking'e söylüyorum bunu. Sen bu dediğine inanıyor musun sevgili Deadman Walking? Zor yani. Özellikle Raw'da şampiyon olması AJ Styles'ın çok zor. AJ Styles'ın kapasitesiyle alakalı bir durum değil bu. Eskiden ana kemerler 2 ayda, 3 ayda, 1 ayda, bazen 2 haftada el değiştirirdi. Şimdi bir alan 3 yıl bırakmıyor anasını satayım. Evet. Emre Karataş demiş. Randy Orton debutunu SmackDown Live'a yaptı. O yüzden ev onun. SmackDown Live değil. SmackDown yani 25 yıllık bir marka. SmackDown Live o değil. Randy Orton'dur evi demiş. Airborne kadar olamaz ama hayali güzel demiş Kutay Balcı. Brock Lesnar demiş Kaan Araş. Brock Lesnar Buğra Gür. Brock Lesnar diyor. Ya Brock Lesnar'a diyecek bir şey yok Kaan. Allah affetsin yani. 3 senedir 5 senedir küfür ediyoruz. İfra olmadı herif. Ya bir Aykut Kocaman, iki Brock Lesnar. Sövdüğümüzün adlı hesabı yok ama hala hayattalar maalesef yani. Bu arada hayattalar şey maalesef ya. Bu az önce söylenen AJ'in Universal kemerini alma muhabbeti eğer ki Brock Lesnar'ı yol verirlerse şirketten olabilitesi olan bir durum diye düşünüyorum. Abi, ama ya, tamamen Brock Lesnar'a kurtulmamız lazım yoksa zor. Yok abi öyle bir şey. 700 gün oldu abi yeter yeter demiş. Daha hiçbir şey bunlar kardeşim. Ben 1500 gün falan bekliyorum. Evet. Yakış. Bundan bahsetmiştik. O zaman diyecek bir şeyiniz yoksa Randy Orton ve AJ Styles için devam edelim. Kofi Kingston emin adımlarla WWE şampiyonluğuna gidiyor. WrestleMania'da Daniel Bryan'ın rakibi olacak gibi görünüyor Kofi Kingston. Haftaya bir Gauntlet maç ayarlandı Vince McMahon tarafından. Gauntlet maçta kimler yok ki? Kimler yok bu aç? Sen benden daha iyi biliyorsun. Samoa Joe var. Rowan, Randy Orton. Randy Orton. Ya baya 4-5 tane rakibi var Kofi Kingston'ın. Eğer Kofi Kingston bu maçı kazanırsa tarihte ilk kez 5 kişiden fazla olan bir Gauntlet maçını kazanmış isim olacak. Acaba bu Rager Kofi Kingston bu engeli de aşar mı? Bu maç nerede yapılacak? Haftaya mı? İşte bu salı. Abi bence WrestleMania'da yapılmalı bu maç ya. Olabilir. Yani tabii ki de kazanamayacak Kofi Kingston. Sadece işte smartphone yemliyorlar. Gelmeyin abi bu oyunlara. Bu oyunlara gelmeyin. Kofi Kingston ama eğer kazanırsa da bundan 5 sene önce yaptığım Seth Rollins Kofi Kingston kıyasında sonunda kendi yerine gelmiş olacak. Yakında göreceğiz bu sorunun cevabını. Ama ben kazanamayacağını düşünüyorum. Çünkü o Vince McMahon'ın o surat ifadesinde, o gözlerin içindeki ifadede Kofi Kingston'a o reaksiyonun alamadığını Vince McMahon'ın suratından görüyorum yani. Evet, War Machine demiş. Kofi Kingston WrestleMania'da Andre the Giant maçına çıkması gerekiyor. Ne WWE şampiyonluğu ya? Boğaç. Çoluk çocuk eğlendirmeyi artık bıraksınlar. ringi de büyüklere bıraksınlar. Gerçekten. Yani Kofi bilmiyorum. Bizi eğlendirsin ya. Ben onu ciddi feyutlarda falan görmek istemiyorum. Abi ciddi söylüyorum. Yani kaç tane güreşçi var orada? Kevin Owens falan filan varken. Kofi ne abi ya? Gömdüm ya. Kesin linç yiyeceğim de. Kaan Araç demiş. Kazanırsa İki gün bile... sonra. Dayvat. Muhtemelen. Abi çok ihtimalli bir durum yani. Emre Karataş. Evet. Kofi Kingston Rumble denilince yaptığı güzel hareketlerle tarihine geçmiş bir isim. WrestleMania maçına çıkmasını isterim gülücük. Ya bu Emre Karataş Beyazıt olabilir mi acaba? Logan Jean TR. Ha öyle mi? Kutay. Çıktı abi. Çıkmadı mı? WrestleMania'da maça Kofi.
Çıktı canım. Ama çıktı. WWE şampiyonuna çıkmadı. Tabii canım. Ha. Ne WWE şampiyonu. Kutay Balcı demiş. Ray Joe'yu eletecek. AJ Randy'yi eletecek. Mustafa Ali Rowan'ı eletecek. New Day Bar'ı eletecek. Bu olaylar nerede yaşanıyor? Eletecek ben de Ahmet'e ileteceğim. Bu ne lan? Ellet, herkes yani, herkes iletiyor. Neydi bu ya şimdi? Gauntlet'te bu isimler mi var? Ray, AJ, aynen. Randy, Rowan, New Day, Bar. Abi bu Gauntlet değil, bu Şampiyonlar Ligi anasını satayım. Hadi Rowan'ı kolay yendi. Bar'ı da geçti. Ama ya Randy, Joe zor. Evet, sıradaki segmenti geçelim. Haftaya çok eğleneceğiz canım radyo yayınında, belli oldu. Aynen. Sıradaki segment artık sona geliyoruz. Son konuşacağımız segment. WWE şampiyonu Daniel Bryan, Eric Dowen'la takım oldu ve Mustafa Ali ile Kevin Owens'ı yendi. Daniel Bryan hem Fastlane'de hem de SmackDown'da yendi bu ikiliyi. Ve WWE şampiyonu olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kevin arda arda iki galibiyet aldı Buğra göre. Acaba momentumunda bir düşüş var mı? Yani ben ilk bu açın fikirlerini dinlemek istiyorum. Sonra bir fikir atacağım ortaya. Tamam. Bekleyelim o zaman. Yani ya şeyi kafamda kuramıyorum. Şimdi Kofi'yi gördüğümüz kadarıyla Kofi'yi o denkleme bir şekilde sokmak istiyorlar. Okey. Kevin Owens'ı nereden adapte edecekler ya da bu adam hakkında ne yapmak istiyorlar onu anlamadığım için şimdi bu kaybettiği maçların ona eksi yazmasını mı düşünmemiz lazım? Yoksa daha farklı bir şey de planlıyorlar bu yüzden mi kaybediyor sonra mı başka şeyler olacak. Yani o kadar anlamsız ki yani. Bilmiyorum. O yüzden bana karışık geliyor yani. Ama ben açıkçası Kofi falan görmektense şöyle Kevin Owens, Daniel Bryan 1v1 WrestleMania'da temiz bir güzel maç olur aslında. İzlemesi keyifli, ring içi, aksiyonu yüksek, temposu yüksek güzel maç olabilir. Evet. Burak. Alexander'ın pembe saçı demişti. Her segment üçlü maça dönecek gibi. Ben de Boğaç'ın dediklerine katılıyorum. Bence birebir maç daha kaliteli olacaktır. Bu konuda açıkçası SmackDown segmentlerinin WrestleMania'ya çıkardığı maçların kalitesizliği genel olarak vasatın altında, ortalamanın altında. SmackDown'ın bir drafte ihtiyacı var ya. Bunu WrestleMania'dan sonra tekrar konuşacağız. SmackDown'ın sağlam bir drafte ihtiyacı var. Böyle kağıtları kalemleri alıp güzel bir kadro yapacağız SmackDown'a. Bakalım ne kadar kesişeceğiz radyo yayınında. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum onu da. SmackDown'ın çok acil bir drafte ihtiyacı var. Zira... O da geliyor. Yani zira WrestleMania'ya çıkardıkları maçlar çok kalitesiz. Ben de aynı görüşteyim. O zaman SmackDown noktalıyor muyuz? Puanlamaya geçelim mi? Olur. Olur. Boğaç? Haydi 2 diyeyim buna ya. Chatbox'a da soruyoruz. Buragür? Ben 2.5 veriyorum. Son olarak çekiliş yapacağız. Çekilişi hazırlarken Ahmet. Evet ben hazırlıyorum çekilişi. Ben de sorular, genel sorular Chatbox'tan. Son olarak soruları alıyoruz ve kapanışı yapacağız. War Machine 3-5 demiş. 5 üzerinden 3 vermiş. Kutay 3 demiş. Emre Karataş 3 demiş. Ditmon Walking 2 demiş. Ben kaç dedim? 2 mi dedim 3 mü dedim? 2.5 dedim. Ha, 2.5. Gerçekten 2.5. Ama SmackDown hızlanması lazım abi. Soruları evet. Alıyoruz. Çekilişi hazırlıyoruz. Son olarak genel olarak sorusu olan arkadaş varsa mutlaka sorsun. Kapatacağız birazdan. War Machine SmackDown'a sağlam bir draft gelecek zaten Fox için. Katılıyorum abi. Evet Kutay Balcı Rey Mysterio'yu konuşun demiş. Abi Rey Mysterio bence bir daha federasyonda kemer kazanması düşük ihtimalle olarak görüyorum. Boğaç sen? Aynı şekilde yani Rey artık bir kemer kendi kişisel başarısından çok yine birilerine yükseltecek veteran konumunda olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet yarın saat 9'da band kaydımız YouTube'da olacak. Her hafta Raw ve SmackDown yayınlarını, radyo yayınlarını Mixer üzerinden yapıyoruz. Linki Instagram ve güreşitürkiye.net internet sitesinden linkini, yayın linklerini takip edebilirsiniz. War Machine demiş, Joe Andrade Mysterio olur mu sence WrestleMania'da demiş. Evet, Samoa Joe şampiyon sana soralım o zaman sevgili Boğaç. Ya o
Kemer'in şampiyonluk maçının çoklu maça gideceği çok bayağı bariz bir duruma doğru gidiyor. O yüzden yani katılımcılar evet Andrade, Joe, işte Ray üçlüsü olabilir. Belki daha farklı isimler eklenebilir. Bilmiyorum yani biraz daha tabii görmek lazım. Belki bu hafta daha netleşebilir ama olay diye tahmin ediyorum en azından. Andrade sürpriz yapar mı? Yapmasın ya. Biz biraz şampiyon kalalım. Evet, Angle versus Taker olabilir mi demiş Ahmet. Angle versus Taker olabilir mi? Ya inşallah olmaz ya. Aynen bunu Taker'ı, o maçın... Taker'ı konuşmuştuk. Bence Arap şovuna bir saklıyorlar Taker'ı. Öyle bir şey olursa abi ringden iki tane sedyeyle çıkarlar ya büyük ihtimalle. Yani düğün ne zaman demiş Kaan Araş? Valla 2 ya da 3 sene içinde olacak galiba. Alexa'nın pembe saçı, Alexa Rumble'da güreşti sonra bir daha mı sakatlandı? Evet, bunu konuşmuştuk. Beyin sarsıntısı geçirmiş. Hala da sarsılıyor demek ki Alexa Bliss. Belki omurga problemi yaşıyor olabilir. Biraz sağlıkçı olduğum için cevaplıyorum bu soruyu. Fizik tedavi alıyor olabilir. Genelde omurga darbelerindeki sarsıntı sorunları fizik tedaviyle geçer ve uzun bir süreçtir. Yani 2-3 ay, 4 ay, 5 ay uzun kalması, yani uzak kalması normal. Evet Kaan, artık 10 yıldır yaş günü radyolarını yapan, röportajlarını yapan kişi olarak ucuz Alanya bileti alıp düğünümüze katılırsın. Diğer tüm arkadaşları da davet edeceğiz inşallah. Kutay Balcı demiş. No Way Out 2006'daki gibi olabilir. Taker vs. Angle. Abi 13 sene geçti üstünden bunun ya. Bak 13 sene. Yani. Kutay linç geliyor şeyden. Boğaç'tan. Yok linçlik bir şey değil abi. İkisi de ringde kalırlar. Vallahi kalırlar. Kötü ol. Biz üzülürüz yani izlerken. Bu adamlar kalkamıyorlar. Ringde kaldılar. Ne oldu? Öldüler mi kaldılar mı diye. O yüzden diyorum. Yoksa keşke olsa yani de. İkisi de formda olsa, atletikliklerinde olsa ben her zaman Taker Angle maçına varım ama yani ikisi de o durumdan çok uzaktalar maalesef. Görüşürüz kancım. Ahmet, çekiliş hazır mı? Çekilişimiz hazır arkadaşlar. Şimdi çekilişimizin kazananı açıklıyorum. Alexa'nın pembe saçı. Bravo. Alexa'nın pembe saçı. Kutlarım. Tebrikler. Artık bana veya bana, ben The Bulldog'i bana ulaşırsan özel mesaj yoluyla yardımcı oluruz. O zaman son bir çıkışı yapayım ben isterseniz. Tabii. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.